Merhaba dostlarım, bugün sizlerle birbirinden güzel en iyi 10 mobil oyun listesini derledim. İntro'yu alalım. Evet dostlarım, selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Geçtiğimiz haftalarda 24.000 olduk dostlarım. Gerçekten herkese tek tek teşekkür ediyorum. Artık ben de bunun için bütün videolarda abone olan her 5 kişiyi göstereceğim. Ya böyle güzel bir şey yapmak istedim. Hani 24.000 aboneye özel. Umarım hoşunuza gitmiştir. Adım adım 30.000'e doğru inşallah gidiyoruz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Neyse, dostlarım bu listede de yine birbirinden güzel oyunları derledim. Sonuna kadar atlamadan mutlaka izleyin. Her zamanki gibi like butonuna çökmeyi, şamar oğlanına çevirmeyi falan ihmal etmeyelim. Şöyle bir nereden baksan 2000-3000 like falan gelirse gerçekten çok mutlu olurum. İsterseniz fazla da uzatmadan başlayalım. İyi seyirler. PUBG New State. Evet, New States biliyorsunuz oyun 11 Kasım'da çıkıyor ve ben şahsen çok hype'lıyım, yani heyecanlıyım oyun hakkında. Baştan söyleyeyim, çıkınca direkt videolara gelecek. Yani çünkü gerçekten oyuna bir heyecanım var, bayağı bekliyorum. 11 Kasım'da çıkıyor, yani haftaya. Yani dediğim gibi çıktığı gün videolarını hazırlayacağız. Kısaca bilmeyenlere hemen anlatayım. PUBG 2 aslında. Yani yeni nesil teknoloji üzerine kurulu bir oyun. Yani dediğim gibi 11 Kasım'da çıkıyor ve videoları da çıktığı gibi gelecek, aklınızda olsun. Battle Agents. Dostlarım klasik bir aksiyon shooter oyunu. Co-op bir şekilde zombilere karşı vesaire oynayabiliyorsunuz. Farklı türlerde zombiler de bulunuyor zaten. Optimize bir oyundur, takılma, donma, kasma vesaire yaşamıyorsunuz. Şans verebilirsiniz. Train Simulator. Hiç tren mühendisi olmayı hayal ettiniz mi? ABD'nin doğu yarısında yolcu veya yük trenlerini liderlik eden dikkatlice modellenmiş lokomotifleri süreceksiniz. İster hızlı yolcu lokomotiflerini, ister düzinelerce araba çekebilen güçlü yük taşıyıcılarını sürebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız yani aslında. Oyunda hepsi bulunuyor yani. Hangisini seçerseniz seçin, hız sınırlarına, demiryolu geçişlerine, sinyallere ve diğer trenlere dikkat etmeniz gerekecek. Karınızı en üst seviyeye çıkarmak ve ABD'deki en güçlü demiryolu şirketi oluşturmak için rotanızı akıllıca planlayın. Şunu söylemeden geçmeyeyim dostlarım, ücretli bir oyundur. Crash Bandicoot. Evet, bir PlayStation efsanesi, ismini mutlaka duymuşsunuzdur. Aslında bir tek PlayStation efsanesi değil, oyun dünyasında da isim yapmış bir seri. Oyun parkur üzerine kurulu, yani şu an gördüğünüz turuncu karakterin adı da zaten Crash. Hani oyunun ismi oradan geliyor aslında. Benim şahsen çok beğendiğim bir oyun, kesinlikle bakmadan geçmeyin diyebilirim. Zombie Hunter. Kıyamet sonrası dünya 2080'deki ölümcül zombi enfeksiyonu ve salgın sonrasında ortaya çıktı. İnsan öldürülmemiş ve vahşi zombinin hedefi haline geldi. Ölümcül virüsü karşılaştıkları her hedefe yayarlar ve zombi salgınını tetiklerler. Extreme Rally. Dostlarım görüldüğü üzere yarış oyunu ama genellerinden farkı offroad ve rally üzerine kurulu. Çeşitli arabalardan tutun parkurlar, engeller, hava sistemi vesaire bu özellikler bulunuyor. Büyük de bir açık dünyaya sahip. Eğer rally üzerine kurulu bir oyun arıyorsanız zaten de bakın dememe gerek yok herhalde. Don't Starve. Vahşi doğada hayatta kalma oyunu. Kapana kısılmış gizemli bir yerde yüzü pek bir beyefendi olan bilim adamı Wilson olarak oynuyoruz. Garip yaratıklar, tehlikeler ve sürprizlerle dolu keşfedilmemiş bir dünyaya girin. Hayatta kalma tarzınıza uyan öğeler ve yapılar oluşturmak için kaynaklar toplayın. Bu garip diyarın gizemlerini çözerken kendi yolunu bulman gerekiyor. Sun Origin.
Kıyamet sonrası acımasız bir dünyada, radyasyon, açlık ve hastalıkla dolu bir dünyada RPG unsurlarına sahip bir aksiyon oyunu. Uzaydan gezegenini vuran bu ölümcül saldırıda sadece birkaç kişi hayatta kalmayı başardı. Ancak kısa bir süre sonra yeni bir felaket hayatta kalanları da tehdit etmeye başladı maalesef. Ve ana karakter Kuzey 216 topluluğunun seçilmişi bununla uğraşmak zorunda kalacak. Suspects. 9 gerçek oyuncuyla birlikte oynayarak gizemli cinayeti çözmeye çalış. Katilin kim olduğunu bulmak için soruşturma görevlerini gerçekleştir. Ama dikkatli ol. Kolay bir görev olmayacak tabii ki de. Katiller grubun içinde ve soruşturmayı baltalamak için ellerinden geleni yapacaklar. Dostlarım, klasik bir katil kim oyunu. Aslında TOS veya Among Us gibi. Yani öyle söyleyeyim. Eğer bu türü seviyorsanız bakın derim. Ve Genshin Impact. Sen ve kardeşim buraya başka bir dünyadan geldiniz. Güçlerinizden arındırılmış ve derin bir uykuya dalmış olarak ilk geldiğiniz zamandan çok farklı bir dünyada uyanıyorsunuz. Böylece her elementin tanrısı olan 7'den cevap aramak için Teyvat'taki yolculuğunuz başlıyor. Yol boyunca bu harika dünyanın her santimini keşfetmeye hazırlanın. Çeşitli karakterlerle güçlerinizi birleştirin ve Teyvat'ın sahip olduğu sayısız gizemi çözmeye hazırlanın. Evet dostlarım, bitti. Tekrardan 24K için çok teşekkür ediyorum. Abone olan her 5 kişiyi de videolarda göstereceğiz. Bu da aklınızda olsun. Ve unutmadan PUBG 2 yani New State çıktığı gibi çıktığı gün videoları gelecek. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Bugün gerçekten sağlam mobil oyunlar gösterdiğimi düşünüyorum her zamanki gibi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. He, olabilir ya, bu listedeki oyunlar sizi tatmin etmeyebilir. Normal bir durum, her zaman söylüyorum. Herkesin zevki farklı. Çokça liste videolarımız var, zaten onları da göz atabilirsiniz. Şu anda sağ üstte oynatma listesi çıktı. Oraya da mutlaka bir bakın. Yani kesinlikle aradığınız oyunu oralarda bulabilirsiniz. Evet dostlarım, bugünlük benden bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, düşünceleri paylaşmaktan eksik etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ve benimle kalın. Bye bye. Öpülürüz ama yanaktan bye.